Ebul Enbiya oldu. Bakınız, çok ilginç. İbrahimi dinler deniliyor. Bir tarafıyla yanlış, bir tarafıyla doğru. İbrahimi şeriatlar denilse daha isabetli olur. Ama dinler tarihi açısından kullanırsak olabilir. Yani İsevilik, Musevilik, Hristiyanlık demiyorum, Yahudilik demiyorum. İsevi İslam, Musevi İslam, İbrahimi İslam'ın, Muhammedi İslam, İbrahimi İslam'ın kendi çağlarındaki versiyonlarıdır. Anlatabiliyor muyum? Ve Muhammedi İslam tümünü birden içermiştir, kapsamıştır bu anlamda. Ve hepsinin kökeninde İbrahim'dir. Onun için Kudüs, Mescid-i Aksa'nın kapılarından birinin üstüne efendim La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazar. Ay maşallah. Bunu evet. Şu anda hala durur o yazı. Bunu Müslümanlar yazıyor. Müslümanlar yazıyor ama bunu. Demek ki Müslüman olmak, Müslümancı olmak değil. Müthiş bir şey bu. Evet. Yani hoşgörüden bahsedenlere bunun fotoğrafını çekip al sana hoşgörü. Sen ne hoşgörüsünden bahsediyorsun? Siz hoşgörü mü gördünüz ömrünüzde? Bu mu sizin hoşgörünüz demesi lazım? Dünyanın en mutena yerleri bizimdi yüzyıllardır. Kimse bizi zorlamadı bunu yazmak için. Kimse icbar etmedi. Ne Birleşmiş Milletler vardı, ne insan hakları bilmem bildirgesi. Ama biz Kudüs'ün, elimizde olan Kudüs'ün alnına La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdırmadık. İbrahim Halilullah yazdırmadık. Aslında Muhammedur Resulullah diyenler yazar onu. Eyvallah. Zaten Muhammedur Resulullah o aynı zamanda demenin, onu kapsıyor. Evet, nezaketi. Kapsıyordu. Maşallah, çünkü o mabedin üzerinde İsevi müminlerinde, Musevi müminlerinde, Yahudiler ayrı, Hristiyanlar ayrı. Yani yine tekrar ediyorum, doğru anlaşılması için hakkı vardı. Anlatabiliyor. Zalim olmamak için yaptık bunu. Zalim olmamak için. Allah bizi... Bir de evet, hakikat babamızın malı değildir diye. El hak olan Allah'ın malıdır hakikat. Hakikatte mülkiyet iddiamız yoktur. Hakikat babamızın malı değil. Malı değil. Evet. Zor be hocam hazmedilmesi. Zor. Biraz çiğnemek lazım. Sıkı sıkıya çiğnemek lazım. Yoksa hakikati çoğu zaman cebimize koyuyoruz. Maalesef böyle. Korkunç. Ve hakikati cebine koyanlar, üzerine ismini yazanlar, mülkiyetine geçirmeye kalkanlar, patent hakkını aldığını düşünenler başlıyorlar başkalarını cehenneme yollamaya. Başlıyorlar tekfire. Başlıyorlar kendilerinden olmayana dudak kıvırmaya. Başlıyorlar ya bizdensin ya hiçsin demeye. Başlıyorlar efendim bizden başka kim var ki demeye. Eyvallah. Başlıyorlar.